Merhaba arkadaşlar, Arı Yayınları Finito Fen Bilimleri Atölyem 5. sınıf kitabı ile devam ediyoruz. 39. sayfadayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. Birinci etkinlikle başlayalım arkadaşlar. Aşağıda Güneş ve Dünya'nın şekilleri verilmiştir. Buna göre Güneş, Dünya ve Dünya'nın ortak özelliklerinden 3 tanesini yazınız diyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi en dikkat çekici arkadaşlar. İlk baktığımızda nedir? Her ikisi de arkadaşlar küre şeklindedir. Dünyamız ve Güneş ikisi de küre şeklindedir. Daha sonra arkadaşlar baktığımız zaman şeklimize her ikisinin de katmanlarını göstermiş. Dünyamız da katmanlardan oluşuyor. Güneş de katmanlardan oluşuyordu arkadaşlar. Her ikisinin de katmanları vardır. Bir başka arkadaşlar ortak özellik ne olabilir? Her ikisi de arkadaşlar kendi eksenleri etrafında dönme hareketi yaparlar. Her ikisi de dönme hareketi yapıyor. İkinci etkinlikle devam edelim. Aşağıda deniz kenarından bir geminin 20 dakika içerisinde çekilen 4 ayrı fotoğrafı görülmektedir. Bu fotoğrafta kıyıya yaklaşan geminin önce bacası görülmektedir. Gemi kıyıya yaklaştıkça zamanla geminin tümü görülmeye başlamıştır. Bu durumun oluşma sebebinin dünyanın hangi özelliğinden kaynaklanmakta olduğunu yazınız. Evet arkadaşlar, bu bilgi çok klasik, daha önce belki duyduğunuz bir bilgidir. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Geminin diyor önce diyor bacasını görüyoruz. Daha sonra yaklaştıkça geminin tamamını görmeye başlıyoruz diyor. Bunun sebebi arkadaşlar dünyamızın şeklinin küre olmasıdır. Dünyanın yuvarlak olduğunun da ispatlarından en önemlisi arkadaşlar budur. Bu örnektir arkadaşlar. 3 nolu etkinlik. Aşağıdaki şemanın üzerine Güneş, Dünya ve Ay'ı çizerek gösterin ve Ay'ın yaptığı hareketle şema üzerinde verilen kutucuklara yazınız diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuraya dolanma hareketi diyorum. Şuraya dönme hareketi diyorum arkadaşlar. Şekilleri de çizersek arkadaşlar şuraya arkadaşlar tam ortaya şuraya güneşi çiziyoruz arkadaşlar. Güneş G ile ifade edelim. Şuraya arkadaşlar dünyayı çiziyoruz. Dünya şöyle D harfi ile ifade edeceğiz. Şuraya da arkadaşlar ay çizelim. Ay daha da küçük bir diğerlerine göre ay. Şöyle ay diye yazayım. Arkadaşlar ay kendi eksen etrafında dönüyor. Dünyanın etrafındaysa dolanıyor arkadaşlar şu şekilde. Saatin tersi yönünde arkadaşlar. Kendi etrafına dönmesi de saatin tersi yönde. Dünyanın etrafında dolanması da yine saatin tersi yönünde. Dünya da arkadaşlar kendi eksen etrafında yine dünyamız da dönüyor. Yine saatin tersi yönde. Güneşin etrafındaysa arkadaşlar dolanma hareketi yapıyordu dünyamız. 4 nolu etkinliğimiz. Dünyamızı saran hava tabakasına arkadaşlar atmosfer diyoruz. Uzaydan dünya atmosferine giren taşlar göktaşı diye adlandırılır. Göktaşları dünya atmosferine girdiklerinde zamanla atmosferdeki gazlara sürtünerek sıcaklıkları artıyor ve kor haline geliyorlar. Birçok göktaşı dünya yüzüne ulaşamadan yanarak yok oluyor. Dünyaya uzay boşluğundan gelen göktaşları yeryüzüne ulaşamadan atmosfer tarafından parçalanır. Ancak ayın yüzeyinde birçok krater bulunmaktadır. Bu durumun sebebi ne olabilir? Evet arkadaşlar, göktaşları eğer atmosferde parçalanmasaydı, sürtünmeye uğramasa arkadaşlar, dünyamıza çok büyük gök taşları düşüyor olabilirdi. Belki binaları, evleri, arabaları yok ediyor olabilir arkadaşlar. Ancak atmosfer sayesinde gök taşları ufalanıyor, parçalanıyor ve daha küçük parçalar haline geliyorlar. Ancak arkadaşlar ayda atmosfer bulunmadığı için ayın yüzeyi arkadaşlar neredeyse delik deşik diye ifade edebiliriz. Çok çukurlar vardır ayın yüzeyinde. Bu çukurlara da krater diyorduk. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar ayda atmosferin
yok denecek kadar az olması, bu sebeple Ay'a gelen göktaşlarının sürtüneceği bir atmosfer olmadığı için kocaman kocaman büyük büyük göktaşları düşüyor ve Ay'ın yüzeyinde büyük çukurlara sebep oluyor arkadaşlar. Şanslıyız ki dünyamızın bir atmosferi var. Bu sayede göktaşlarının korkutucu etkisinden korunmuş oluyoruz arkadaşlar. Koca koca göktaşları düşünelim kafamıza geldiğini. Dünyada yaşam diye bir şey kalmazdı. Beşinci soruya bakalım. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklarda verilen sözcüklerle tamamlayınız. Evet, birinciyle bakalım. Gezegenlerin etrafında dönen gök cisimlerine uydu denir. Buna göre dünyamızın uydusu kimdi arkadaşlar? Dünyamızın uydusu Ay. Ay dünyamızdan daha büyük müydü, küçük müydü arkadaşlar? Ay dünyamızdan daha küçük boyuttadır. Dünyamızın dörtte biri kadardır. Ay dünyamıza yakın olduğu için Güneş ile aynı büyüklükteymiş gibi görünebilir. Evet. Biliyorsunuz Güneş çok daha uzakta arkadaşlar. Yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta Dünya'ya. Ay ise arkadaşlar 384 bin kilometre. Yani yuvarlarsak 400 bin kilometre uzaklıkta. Yani arada çok büyük mesafe farkı var. Ancak Ay bize yakın olduğu için, Güneş uzak olduğu için ikisini aynı büyüklükteymiş gibi görüyoruz. Aslında Güneş Ay'dan çok 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 daha büyük arkadaşlar. Ay üzerinde bulunan çukurlara biraz önce de ifade etmiştik arkadaşlar. Krater denir. Evet. Krater, dikkat edelim. Kraker değil, krater. Evet arkadaşlar. Ay'da dünya gibi ne şeklindedir arkadaşlar? Küre şeklindedir. Evet, Ay'da dünya gibi küre şeklindedir. Biliyorsunuz Güneş de küre şeklindedir arkadaşlar. Altın oğlu etkinliğimize bakalım. Uçağı havada gören Buğra, uçağın pasaporttan bile küçük olduğunu ancak havaalanına yaklaştıkça giderek büyüdüğünü fark ediyor. Niye arkadaşlar? Uzaktaki bir cismi biz küçük görüyoruz çünkü. Yakındaki bir cismi ise büyük görürüz. Bu örneği Güneş ile Ay'ın dünyadan görünümleriyle ilişkilendiriniz demiş. Evet arkadaşlar, nedir? Uzakta olan cisimleri olduğundan, gerçek boyutundan daha küçük görürüz. Ay dünyaya Güneş'ten daha yakın olduğu için Güneş'ten çok daha küçük olmasına rağmen Ay mesela arkadaşlar Güneş'ten daha büyük gözükebilir. Hatta işte Güneş'le aynı boyutta görünüyor. Bunun sebebi neymiş? Uzaktaki cisimleri küçük olduğundan daha küçük görmemiz, yakındaki cisimleri daha büyük görmemizdir. Yedi nol etkinlik. Yanda Ay'ın dünyadan gözlemlenen evrelerini gösteren şema verilmiştir. Bu evrelerin gösterildiği gibi olabilmesi için Güneş hangi harfin yazıldığı tarafta olmalıdır diyor. Evet, alt tarafı görünmüyor arkadaşlar şeklimizin. Siz kitaplarınızda bakabilirsiniz. Arkadaşlar Güneş, şurada yeni ay evresi. Şurayı görebiliyoruz, yeni ay. Bu tarafta dolunay evresi arkadaşlar. Bu evrelerin gerçekleşebilmesi için arkadaşlar Güneş'i sarı renkle gösterelim. Güneş'in şu tarafta olması gerekiyor arkadaşlar. Güneş'in bu tarafta olması gerekiyor. Yani Güneş ile Dünya'nın arasında kaldığı evrede arkadaşlar Ay yeni ay evresindedir. Yani şurası M diye yazıyor. M tarafında olmalıdır. Şeklimizi çizdik zaten. Diyor ki bu durumda Ay'ın K, L, M ve N konumlarında hangi evrelerde göründüğünü yazınız. Evet, devamı da bu sayfada çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar M evresinde, yani şurada yeni ay evresindedir. N evresinde arkadaşlar şurada D harfine benziyor. Bakın D harfi sağ tarafı aydınlık. İlk dördün. Sonra yüz yuvarlak olduğu evre var arkadaşlar. Dolunay evresi. Ve sol tarafının aydınlık olduğu, yani şöyle sol taraf ters D harfi de arkadaşlar son dördündür. Ayın evrelerinin gerçekleşme sırası da arkadaşlar yeni ay ilk dördün
Dolunay ve son dördün diye devam ediyordu. Evet, 41. sayfadaki arkadaşlar beceri temelli map tadında sorular bölümüne geldik. Birinci sorumuzla devam edelim. Bir öğrenci güneşli bir günde dürbün ve beyaz kağıt ile oluşturduğu düzenekte aşağıdaki şekildeki güneş görüntüsünü elde etmiştir. Öğrencinin bu gözlemine dayanarak güneş ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Evet arkadaşlar, resimden de direkt net olarak anlaşılabildiği gibi biz bu şekilden güneşin şeklinin küresel olduğunu anlarız. D şıkkı. İkinci sorumuz. Şekilde ayın dünya etrafında dolanma hareketi ve evrelerinden birisi verilmiştir. Hangi evreyi vermiş arkadaşlar? Son dördün evresini vermiş. Sol tarafı aydınlık, sağ tarafı karanlık. Buna göre şekilde 1, 2 ve 3 ile numaralanmış yerlerde tabloda yer alan ayın evre isim ve görsellerinden hangileri dünyadan bakan bir gözlemci tarafından görülebilir? Evet arkadaşlar, K evresini şuraya yerleştireceğiz. Bir numaranın olduğu yere. Kalemimizi siyahlaştıralım arkadaşlar. Şurası arkadaşlar, Güneş ile Dünya'nın arasında kaldığı evre şurası. Hiç göremediğimiz, yani şöyle simsiyah olan evre arkadaşlar. Yeni ay evresidir. K diyelim. Şurası arkadaşlar ilk dördün evresi, yani sağ tarafının aydınlık olduğu. Şurası şöyle. Sol tarafı karartalım. Sağ tarafı aydınlık. Bu da arkadaşlar ilk dördün evresi, yani M ile gösterilen M'dir. 3 numaraya da arkadaşlar yüz yuvarlak bembeyaz gördüğümüz en çok hoşumuza giden evre sayın arkadaşlar. Yüz yuvarlak bembeyaz. Bu da arkadaşlar dolunay evresiydi, yani L yazıyor yukarıda, L. Evet. Diyor ki şimdi arkadaşlar ilk dördün P, yeni ayı R, dolunayı T diye ifade etmiş. O zaman eşleştirme yaparsak şöyle, yeni ay şöyle, pardon, ilk dördün M diyecektik. Daldık, niye öyle yaptık? Evet. Şöyle ilk dördün M'ye gidecek. Dolunay da L'ye gidecek şöyle. Baktığımız zaman arkadaşlar B şıkkında bir numaradan bakın arkadaşlar. K, yani yeni ay. 2 numaradaki M, yani ne dedik? İlk dördün P yani. 3 numaradan bakan da arkadaşlar dolunay, yani T'yi görecek. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuz. Deliklerden baktığında ayı temsil eden pinpon topunun üzerinde aşağıdakilerden hangisini gözlenmiştir diyor. Fen bilimleri öğretmeni ayın evreleri ile ilgili bir deney düzeneği hazırlamak için karton kutunun bir yüzüne delik açarak el feneri yerleştirip kutunun kapağından bir ip ile içeriye pinpon topu asıyor. Topla aynı hizada olacak şekilde kutunun yan yüzeylerine şekildeki gibi eşit büyüklükte delikler açıyor. Diğer delikler her seferinde bir delikten kutunun içine bakıldığında pinpon topunun aydınlık ve karanlık kısımları görülüyor. Evet arkadaşlar, bu etkinliği arkadaşlar ayın evrelerini anlayabilmek için sınıfta da yapılabilir bu etkinlik. Öğrenci diyor hangisini gözlemlemiştir? Bakalım. İkinci delikten baktığında dikkat etsek arkadaşlar üçünü de aynı hizaya koydu diyor. El feneri burada neyi temsil ediyor arkadaşlar? Bize güneşi temsil ediyor. Pinpon topumuz aydır. Ve delikler açmış arkadaşlar. Deliklerden gözlem yapacağız. İkinci delikten baktığında ayın son dördün evresinde olduğunu görür diyor. Şuradan baktığında. Hayır. Arkadaşlar
Birinci delikten baktığı zaman son dördün evresinde görür. Birinci delikten bakarsa. Gözümüzün olduğu yer arkadaşlar şurayı, yani biz dünya düşünelim arkadaşlar. Dünya. Burası da güneş düşünelim. Güneş ayın arkadaşlar sağ tarafını aydınlatıp sol tarafını aydınlatmaz. Şöyle yaparsak şurada. İkinci delikteyiz arkadaşlar. Bu sefer sağ tarafı aydınlatır, sol taraf karanlık görecek arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Sağ taraf. Gözümüz hangi delikten baktığı zaman son dördün evresinde görüyor? Onu düşünelim arkadaşlar. Birinci delikten baktığında ayın son dördün evresinde olduğunu görürüz. Birinci delikten baktığımızda arkadaşlar. Bir dakika, iyice kafamızı karıştırmadan bir daha anlatayım arkadaşlar. Şimdi gözümüzle hangi delikten bakar isek ayı, biz şıklarda son dördün, ilk dördün ve dolunay evrelerinden bahsetmiş ya arkadaşlar. Hangisinden bakarsak son dördün evresinde görürüz. Son dördün evresi neydi? Sol tarafı aydınlık, sağ tarafını karanlık görüyorduk arkadaşlar. Birinci delikten baktığımızda, şuradan baktığımızda arkadaşlar şu delikten pinpon topunun biz sol tarafını aydınlık, sağ tarafını karanlık görürüz. Şuradaki delikten baktığımızda. O yüzden C'deki ifade arkadaşlar doğrudur. Birinci delikten bakıldığı zaman ayın son dördün evresinde olduğunu görürüz. Yani sol tarafını aydınlık, sağ tarafını karanlık görürüz. Daha doğrusu karanlık olan tarafı göremiyoruz yani. Cevabımız C oluyor arkadaşlar. 4 nolu soru. Bir bilgi vermiş arkadaşlar. Buna göre ayın dönme ve dolanma hareketiyle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? Bilgimiz neymiş? Ay kendi etrafında dönme hareketi yaparken aynı zamanda dünyanın etrafında da dolanma hareketi yapar. Bu hareketler sonucu dünyadan aya bakıldığında ay farklı şekillerde görülür. Bu şekillere ayın ana ve ara evreleri denilir diyor. Evet, bununla göre ayın dönme ve dolanma hareketiyle ilgili olarak 1. Ayın ana evreleri oluş sırasına göre yeni ay, ilk dördün dolunay ve son dördündür. Evet arkadaşlar, ayın 4 ana evresi var. Şu yeni ay, simsiyah gördüğümüz. Şurası ilk dördün. Bembeyaz gördüğümüz yüzyuvarlak dolunay. Sol taraf aydınlık, sağ taraf karanlık gördüğümüz evresi arkadaşlar. Son dördün evresi. Birinci cümlemiz arkadaşlar doğru. Ayın iki tane ana evresi arasında geçen süre arkadaşlar bir haftadır, yani 7 gündür. İkinci cümlemiz de doğru. Dünya etrafında saat yönünün tersi yönünde döner. Evet. Ve tam bir turunu yaklaşık 27 günde tamamlar. Evet, bu ifademiz de doğru arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Ay, Dünya ve Güneş'in dönme ve dolanma hareketleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre dönme ve dolanma hareketleri verilmiş arkadaşlar. Bakalım ifadede yanlışlık var mı? Ay kendi etrafında saatin tersi yönde dönüyor. Dünyanın etrafında saatin tersi yönde dolanıyor. Dünya kendi etrafında saatin tersi yönde dönüyor. Güneş etrafında saatin tersi yönde dolanıyor. Güneş de yine kendi etrafında saatin tersi yönde dolanıyor. Diyor ki, şıkları okuyalım. Ay dünyanın etrafında saat yönünün tersi yönünde dolanma hareketi yapar. Evet, doğru ifade. Ay dünyanın etrafında dolanma hareketi yaparken aynı zamanda kendi etrafında da dönme hareketi yaptığından dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Evet. Ayın hep aynı yüzünü görmemizin zaten sebebi budur arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Dünya güneşin etrafında saat yönünün tersi yönünde dolanarak
Ayın evrelerinin oluşmasını sağlar. Hayır arkadaşlar. Ayın evrelerinin oluşma sebebi ayın dünya etrafında dolanmasıdır. Cevabımız C. Yanlış ifade C. Altıncı soruyla devam edelim. Görseldeki gibi güneşin dünyadan bakıldığında küçük görülmesinin sebebi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Ne demiştik arkadaşlar? Uzaktaki cismi biz küçük görürüz. Güneş dünyaya uzak olduğu için küçük görünür. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki görselde ayın ana evreleri verilmiştir. Buna göre verilen yorumlardan hangisi doğrudur? Evet, yeni ay demiş. İlk dördün, dolunay son dördün demiş arkadaşlar. İkinci evreden bir hafta sonra, yani ikinci evrede değil ilk dördünden bir hafta sonra yeni ay evresi görülür diyor. Hayır arkadaşlar, yeni ay ilk dördünden bir hafta sonra arkadaşlar dolunay evresi geliyor. Dolunay evresi geliyor. O yüzden bir A bilgisi yanlış. B'deki birinci evreden bir hafta sonra, yani yeni aydan bir hafta sonra son dördün değil ilk dördün geliyor arkadaşlar. Bu da yanlış. Dördüncü evreden üçüncü evreye geçen süre 3 haftadır. Dördüncü evreden sayalım. Üçüncü evreye kadar bir hafta buradan. Şuradan bir hafta daha. 2 hafta. 2'den 3'e şurası da bir hafta arkadaşlar. Toplam ne yaptı? 3 hafta sonra 3. evre yani dolunayı gördük. Cevabımız C şıkkı. 8. soru. Aşağıdaki görselde ayın ana ve ara evreleri verilmiştir. Buna göre şişkin ay olarak adlandırılan ara evre hangi numaralarla gösterilmiştir? Evet arkadaşlar, şişkin ay da harbiden böyle şişkin bir göbek gibi görünüyor. Şişmiş bir göbek gibi görünüyor ay arkadaşlar. Hangileri mesela arkadaşlar? Şu 4 numara bakın. Şişmiş bir ay var. Burada şişkin ay diyoruz. Burada var. Başka nerede var arkadaşlar? Böyle şişmiş bir göbek gibi görünen. Burada var değil mi? 6 numarada. Şu beyaz kısmına bakıyoruz arkadaşlar. Diğerlerinde şişmiş bir göbek gibi yok. Cevabımız 4 ve 6 B şıkkı. Öğretmen tahtaya ayın aşağıda verilen iki görselini yansıtıyor. Görselde verilen evrelerin oluşması için güneş, dünya ve ayın büyüklük özelliklerine göre seçilerek temsil edileceği yeterince basket topu, portakal ve fındık veriliyor. Demek arkadaşlar basket topu güneşi temsil edecek, portakal dünyayı, fındık ise ayı temsil edecek. Öğrencilerin oluşturdukları modeller aşağıdaki gibidir. Öğrencilerin oluşturduğu 1, 2, 3 ve 4 numaralı modellerden hangileri dünyadan gözlenen K ve L evrenin oluşmasını sağlar? K evresi nedir arkadaşlar? K evresi dolunay. Bu dolunayı temsil ediyor K evresi. L'deki evre de arkadaşlar ilk dördünü temsil ediyor. L'de ilk dördün. Ben şekillerde ilk dördünün ve dolunayın oluşturduğu hangi şekil oluyor bakacağım. Arkadaşlar dolunay evresi için sıralamamızın güneş, dünya sonra ay olması lazım. Güneş, dünya ve ay olan sıralama. Zaten arkadaşlar birinci şekili direkt eliyoruz. Bu değil. Sıralamada güneş, dünya ve ay olacak. Evet, 2 numara dolunay evresini gerçekleştirir. K yani. İlk dördün evresinde arkadaşlar, ilk dördünde de sağ tarafı aydınlık, sol tarafı karanlık gördüğümüz şu 4 numaralı şekil arkadaşlar. Bunu arkadaşlar şöyle aklımızda tutacak olursak, güneşi şuraya çizdiğimiz zaman, şuraya dünyayı çizdiğimiz zaman şu şekil aklımıza gelecek yani arkadaşlar, dünya. Sonra ne diyorduk arkadaşlar? Şurası yeni ay evresi. Şurası ilk dördün evresiydi arkadaşlar. İlk dördün. Şurası dolunay. Şu da arkadaşlar son dördün evresi. Bu şekli unutmamamız lazım arkadaşlar bu tarz soruları çözebilmek için. Cevabımız D şıkkı. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi ayın iki şişkin ay evresi arasında kalan
evresidir. İki tane şişkinin arasında kalan evre arkadaşlar dolunay evresidir. Dolunay evresidir. Cevabımız B şıkkı. Dolunay'ı temsil ediyor B şıkkı. 11. soru. Güneş ışınları aşağıda belirtilen yönlerden hangisindeki gibi gelirse ay 3 numaralı konumdaki iken dolunay evresinde olur. Dolunay evresinde olması için arkadaşlar Güneş'in 3 numara dediği şurası arkadaşlar. 3 numara hep dünyanın sol tarafında kalanlar. Güneş'in diğer taraftan geliyor olması lazım. Yani şöyle şu taraftan geliyor olması lazım Güneş'in. Hangi şıkta var arkadaşlar bu? C şıkkında var. C şıkkı. Güneş bu tarafta yani şöyle güneşimizi buraya çiziyoruz. Güneş ışığı buradan geldiği zaman 1 numara yeni ay olur. 3 numara dolunay olur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 12. ve son sorumuz arkadaşlar. Yukarıda gösterilen Venn şemasında 1, 2 ve 3 ile gösterilen bilgiler doğru eşleştirildiğine göre K, L ve M hangi gök cisimleridir diyor arkadaşlar. Bir numara katmanlardan oluşur. Katmanlardan oluştuğuna göre arkadaşlar kim olabilir? Güneş veya Dünya olabilir. Saatin tersi yönüne döner. Arkadaşlar saatin tersi yönüne dönen hepsi Güneş, Dünya, Ay. Her üçü de saatin tersi yönde döner. Güneşten aldığı ışığı yansıtır diyor arkadaşlar. Güneşten aldığı ışığı yansıtan kimdi arkadaşlar? Ay'dı. Yani 2 numaramızın ayı temsil ediyor. 2 numara ayı temsil ediyor. 3 numara arkadaşlar ortak özellik. Her üçünün de ortak özelliği. 1 numara neydi? Katmanlardan oluşur. Arkadaşlar şimdi katmanlardan oluşur özelliği 1 numara yani kimin? Güneş ve Dünya'nın ortak özelliği. Demek ki L ve M'den birisi Güneş, birisi Dünya. 3 numara her üçünün ortak özelliği zaten. Saatin tersinde döner. Güneşten aldığı ışığı yansıtır arkadaşlar. Ay akla geliyor. Bir de arkadaşlar dünyamız da Güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Dünyamız da Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Yani bir ay kadar pasparlak olmuyor ama dünyamız da Güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Demek ki arkadaşlar bu şartları sağlayan K ay olur. K'ya ay yazarız K'nın olduğu bölgeye. L'nin olduğu bölge dünya olur arkadaşlar. M'nin olduğu bölge de güneştir. Güneş. Şimdi sağlamasını yapacak olursak arkadaşlar. Sağlamasını yapalım. Doğru mu yaptık? Şimdi diyor ki bir numara. Güneş ile dünyanın ortak özelliği. Evet. Güneş ile dünyanın ortak özelliği. Doğru. Tamam. 3 numara. Hepsinin ortak özelliği zaten. Kesişim kümesi. Tamam. 2 numaralı bilgi. Ay ve dünyanın ortak özelliğiydi. Ay ve dünyanın. Bütün şartları uyuyor arkadaşlar. Şu yani o zaman nedir? K'nın ay olduğu, L'nin dünya olduğu, M'nin güneş olduğu, C şıkkı var. Cevabımız C arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Resimlerim güzel olmasa da bir dahaki videoda inşallah daha güzel çizimlerle karşılaşırız, buluşuruz arkadaşlar. Hoşça kalın.